Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla tekrar beraberiz. Bu videoda size Amerika seyahatimiz nasıl geçecek ondan bahsedeceğim. Ben de bilmiyorum bu arada. Bugün İstanbul'dayız. 1 Şubat. Yarın sabah uçuşumuz var. Saat 3'te Amerika'ya uçuyoruz. Biliyorsunuz hızlıca evimizi toparladık, kapattık. Birçok sorularınız var. Çok merak ettiğiniz şeyler var. Onların hepsini açıklayacağım. Söylediğim gibi kısa bir şekilde biz şu an taşındık. Yani evi kapattık. Şu an kardeşimde kalıyoruz. Bahçeşehir'deyiz. Yarın sabah da Miami uçacağız. Yarın bütün uçuş hikayelerini benimle beraber göreceksiniz. Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Hamileliğimin 34. haftasındayım. Nasıl uçuş oluyor 34. haftada diye soranlar var. Tabii ki rapor gerekiyor. Doktor raporuyla uçuyorsunuz. Onu da böyle dipnot olarak düşeyim. Dediğim gibi yarın olacaklardan şu an ben de habersizim. O yüzden hep beraber göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Eşyalarımız, valizimiz, her şey hazır. Böyle son eklemelerimiz falan yapılıyor. Daha sonra şundan da bahsedeceğim size. Böyle uzun bir yolculuğa ya da hamilelik için başka bir ülkeye gidiyorsanız doğum için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Neler konulması gerekiyor valizinize? Biz neler götürüyoruz? Onları da size anlatacağım. Şimdi hepinizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an havaalanına geldik. Evet, havaalanında çok havalıyız. Çok rahat girdik. 4 tane valizimiz var. Aslancığım sağ olsun. Bize yardım ediyor. Şöyle göstereyim. Pusete aslan taşıyor. Şimdi biletimizi alacağız. Ondan sonra içeri gireceğiz. Hemen size aslanı gösteriyorum. Yo, şöyle sıradan gidelim. Sen de haklısın, çocuk da haklı. Buradan direkt geçebilir. Evet, böyle aslan, gel. Aslan. Aslan. Ne yaptık şimdi? Aldık mı her şeyi? Gidiyoruz. Gel. Hala bir topu oluyor. Bir topu ya. 18 lira. Evet, biraz kilolu. Güzel ya. Tamam, teşekkür ederim. Yaman'da Yaman'ı geçtim. Evet, Yaman'ı geçmişsin. Arkadaşlar, önce bir özel bir bölüm var şu arkada. Oradan pasaportlar kontrol yapılıyor. Sonra şimdi check-in yapacağız. Valizlerimizi size göstereceğim bu arada. Bagajlarımızı, neler var diye, neler aldık yanımıza. Şöyle kamerayı çeviriyorum bir saniye. 1, 2, 3 ve... Dördüncü valizimiz daha küçük. Bir de pusetimizi aldık. Yani aslında çok fazla değil. Kişi başı bir tane. Bu şekilde. Bu arada biz nasıl uçuyoruz ama yine de biz çok fazla valiz almak istemedik. Evet, burada biletlerimiz var. Hiçbir sorun yaşamadık. Sadece hamile olduğum için doktor raporunu sordular. Onu da eşim doktorumdan raporumu almıştı. Gerekli raporu verdim arkadaşlar. Bir sıkıntı yok herhangi bir uçuş alakalı. Şimdi içeri giriyoruz. Kontrollerden gireceğiz. Sıfır sıkıntısız. Zaten ne sıkıntı olabilir ki? Ne sıkıntı olabilir ki, anlamadım. Yani, hem de bir problem olmazsa sen de aslında şey hiç problem yaratmıyor böyle. Güzelce annesinin sözünü dinliyor. Yardım ediyor bize. Dönüşte bize Interpol karşılar. Aa, pul alacağız Atakan. Bak, hatırlattım, pul alacağız. İki tane pul ya, alıyoruz. Ama hiçbir şey müsaade etmiyorsun yani. Pula doğru gidiyorum diyorsun ki pul alacağız yani. Kendi yok, valla kapıya yoruldum. Doğru gidiyordu. Şimdi yani. İki tane pul alacağız, bana ve Atakan'a. Aslan'a gerek yok. Çünkü ben Miami'de doğurdum. Cevabını kendisi verdi. İki tane alıyorum. Bekle babacık. Oraya gelecek şimdi. Kart tamam, mı? Toplam 300 TL. Güzel para. Evet, iki pul 300 TL. Buradan da güncelleme yapalım. Yani pulun biri 150 TL arkadaşlar. İki pul için 300 TL ödüyorsunuz. Nakit de ödeyebilirsiniz, kredi kartı da. Burada da bu notu geçmiş olalım. Şimdi diğer kontrolden geçiyoruz. Business Lunch bölümüne geldik. Biraz dinlendik. Aslan yemek yedi. Biz de böyle keyifli vakit geçirdik arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Uçağımıza doğru gidiyoruz. Şöyle arkada müzik, eşim, oğlum. Aslan bu arada gerçekten tahmin ettiğimden daha böyle meraklı, böyle sakin, gayet keyifli.
hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor. Hatta tam tersi bize yardım ediyor, bize böyle eşlik ediyor. Çok keyifli geçiyor. Şimdi kapıya doğru gidiyoruz. Tam çıkacaktım ki aslana bakın. Aslan, iyi ki hatırlattın, story atacaktım. Aa, bu nasıl bir gidiş böyle? Evet, hatırlattım zaten. Teşekkür ediyorum. Aslan bana hatırlatıyor, anne video çekecektin diye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anne, gördüğün gibi oyun alalım. Evet, ama şimdi uçağa geçsin. Yok, buraya gelmek zaten aynısı. Evet, biraz kalabalık. Şu an son kontrollerden de geçtik. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Aslan. Aslanı görmeniz lazım ya, anlatamam size. Bir de kendine çikolata aldı. Uçağa girerken kontrol yapıldı. Onu da aradılar. Çok hoşuna gitti diyebilirim. İyi düşünün. Seni de aradılar mı? Bir şey buldular mı sende? Arama yaptılar mı? Biletin nerede? Biletin nerede? Heh, tamam. Kendi biletini de aldı. Bakalım Aslan'ın koltuğu kaç numaraymış? 40. Şu an uçağa bindik. Gayet güzel. Yan yana oturuyoruz. Aslında şöyle, ben de Aslan beraber oturuyorduk. Atakan öndeydi. Yerimizi değiştirdik. Sağ olsun. Atakan'a müsaade ettiler yanımıza gelmemize. Allah Allah. Aslan, bu durumdan memnun musun? Evet. Hazır mısın uçmaya? Hazır. Anne. Efendim anneciğim. Söyle. Söyle. Kapadokya'ya gidiyoruz. Kapadokya mı? Evet. Miami'ye gidiyoruz. Hayır. Neden gidiyoruz Miami'ye? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Şimdi uçaktayız arkadaşlar. Yaklaşık 10 saat ya da 11 saat. Tam olarak bilmiyorum. Atakan kaç saat sürecek? Senin bir fikrin var mı? 10 saat. 10 saat falan sürecek. İnince görüşürüz. Şu anda gayet keyifli ve rahatsız böyle. Geniş geniş oturuyoruz arkadaşlar. Vallahi iç hatlardan daha kolay geldik açıkçası. İç hatlarda böyle yürüyoruz. O kadar böyle bekliyoruz bilmem ne. Hiç beklemedik. Rahat bir şekilde geçişlerde de hiç sıkıntı yaşamadık. Valizlerimizde ben çok fazla şey koymadım açıkçası. Çünkü zaten dönünce, yani çarpı 2 çarpı 3 şeklinde döneceğimiz için buradan çok fazla bir şey almadım. Pusetimizin de, Aslan'ın zaten puseti yeniydi. Saybek'ten almıştım. Onun tekerleri bayağı güzel ve kuvvetli. Üstünü almadım. Yani bu ana kucağı mı diyorlar, hani hem hastane çıkışı. Onu Amerika'dan almayı düşündüğüm için buradan hiç onu götürmedim. Çünkü onun kapak kısmı da çok iyi çalışmıyordu. Onun dışında Aslan'a kıyafetler koydum. Kendim için zaten çok az şey koydum. Daha çok böyle çanta ve ayakkabı aldım. Çünkü kıyafet olarak da orada yaz olduğu için, ben de tam böyle hamileliği bu mevsime denk geldiği için çok böyle yazlık hiç kıyafetim yoktu. Yazlık olanlar da bana olmuyordu. O yüzden hiçbir şey almadım kıyafet olarak. Atakan biraz bir şeyler aldı kendine. Normal böyle günlük giymeni falan. Ama çok fazla böyle ayakkabı falan da yanımıza almadık. Çünkü gittiğimiz yerden alırız diye düşündük yani dönerken. Valizlerimiz daha da artacağı için, kendimizi daha zorlamamak için hepimiz birer valizle gidiyoruz. Anneciğim, Aslan bu arada çok heyecanlı gerçekten. Teşekkürler. Bak, bu senin için anneciğim. O kulaklık sana büyük olduğu için sana uygun bir kulaklık getirdi abla. Evet, al bakalım. Bu arada uçak full arkadaşlar. Havaalanı da çok kalabalıktı. Şu an bizim uçakta full yani. Neredeyse hiç boş yer yok diyebilirim. Anne! Aa, çok güzelmiş mavi. Valla şu an mor gibi, bak ben yanlış söyledim, mor. Bu arada bakalım girişte neler olacak. Asıl heyecanlandığım kısım, havaalanına gidince, Miami havaalanına, orada nasıl kontrollerden geçeceğiz. Çünkü burada normal bir şekilde çıktık yani, sıkıntısız. Zaten herkes tanıyor, o yüzden bir problem yaşamadık. Aslan diyor ki hani bunu evinize götürecek miyiz? Onu bilmiyorum, sorarız. Öyle yani arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Uçuşa geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Arkadaşlar, şu an indik. Burada saat 8.30 akşam. Şu an sizde gece 4.40.
Aslan, nasıl geçti yolculuk? Bu arada bayağı sıcak, 26 derece. Ama şimdi havaalanın içi soğuk. Yolculuğumuz 12 saat geçti. Birazcık uyuduk. Böyle jet lag olmamak için çok fazla uyumadık. Şimdi kontrollerden geçeceğiz. Hemen size etrafı göstereceğim. Şu an arkadaşlar pasaport kontrolünden geçtik. Belki bir 5-10 dakika falan beklemiş olduk. Bir sıkıntı yaşamadık ama tabii bayağı bir soru yağmuruna tutulduk. İşte ne kadar kalacağız, ne için geldik, yanımıza ne kadar para aldık, nerede kalacağız gibi. Ama sorunsuz bir şekilde geçtik. Şimdi valizleri alacağız ve eve doğru yola çıkacağız. Gerçekten çok yorgunuz şu an. Hem uykusuzuz hem saat farkı. O yüzden bir an önce şu an eve geçmek istiyoruz. Ama dediğim gibi sorunsuz bir şekilde pasaport kontrolünden geçtik. Bu arada arkadaşlar biz Aslan'la oturuyoruz. Valizleri bekliyoruz. Atakan da, pardon, biz Aslan'la oturuyoruz. Babasının gelmesini bekliyoruz. Atakan da valizleri bekliyor. Burası da kalabalık valla. Ne kadar kalabalık değil mi anneciğim havaalanı? Aslan da yoruldu bu arada. Çok fazla uyumadı. Totalde 4 saat falan uyudu. O yüzden şu an bir tık yorgun. Ama çok heyecanlı. Birazdan havaalanından çıkacağız ve evimize gideceğiz değil mi aşkım? Ben eve gideceğim. Nereye gideceğiz? Şöyle böyle çıkacağız. Evet. Dışarıya çıkacağız ama şu an hava karanlık bu arada. 9 oldu. Şu an çıkış yaptık arkadaşlar. Şimdi araca doğru gidiyoruz. Çok şükür sağlıklı bir şekilde, sağ salim bir şekilde Miami'ye geldik. Aynen. Ya da sen beni çekeceksin. Ne hissediyorsun? Gayet güzel. İkinci hamilelerinde birazcık daha rahat bir yolculuk geçirebilirsin. Aslan diyor ki ben olmasam anne siz ne yapacaksınız diyor. Bize yardım ediyor ya. Haklı, babası çok dolu. Aslan, şimdi gidiyoruz. Videoyu kapatacağım. El sallar mısın? Tamam. Arkadaşlar dün gece videoyu bitiremedim. İnanılmaz yorgundum. Uyuduk ve şimdi burada sabah 10-11 gibi. Akşam bu arada ben gece bir uyandım. Kaç saatti böyle 3 gibi falan. Bir daha uyuyamadım. Türkiye'de de hani bizim uyandığımız saatti. Gerçekten bayağı bir zorlandım uyumakta. Sonra sabah 6 gibi uyanıp 7.30 gibi tekrardan uyandım. Galiba bir iki gün böyle adaptasyonda zorluk çekeceğim uyku olarak. Ama sonra alışacağız. Hava çok güzel bu arada. 26-27 derece. Şöyle hemen size göstereyim etrafı da. Aslan bu arada çok mutlu. İnanılmaz mutlu. Böyle keşfediyor, inceliyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Daha sonra diğer detayları, doğumla ilgili şeyleri, işte neler alacağım burada, doğum nerede olacak falan, onları ayrı videoya çekeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.